Alright, actually there is one more definition. Let me just give that definition too. Suppose C is a compact Riemann surface. And W is a meromorphic differential on C, is a non-trivial meromorphic differential. Then we define the divisor corresponding to this meromorphic differential, just the multiplicities of the differential at the points P times P. So what was this? If you recall this multiplicity, you just look at the local expression of this meromorphic differential. Local expression is always something like this. And then this is a meromorphic function. You just count zeros and poles of this. And that is the, if it's a zero, then this is a positive number. If it's a pole, it's a negative number. Otherwise, it is just zero. So it is just that summation. Okay, that summation. And by Poincaré-Hopf theorem, we know that if you just forget this and add them up, you get the Euler karakteristik or minus the Euler karakteristik. Vektör field'ın zerolarını toplarsanız. O öyle akar. Birisi vektör field'inkileri sayıyorsunuz. Burada kovektör field yani differential form. Birisi bunların ters işaretli olması lazım. Vektör field'larınki pozitif olduğuna göre bu negatif öyle karakteristik. Okay. Evet. Şimdi büyük teorem. Riemann formula. So what is this? Suppose C and C prime are compact Riemann surfaces. With genus C is equal to G and genus of C prime is G prime. Let F C to C prime be a non-constant constant holomorphic mapping. Mapping with degree F equals degree F equals N. Yani bir noktanın inverse imajındaki noktaları multiplicity'lerle sayarsanız N tane. Yani bir Riemann surface diğerinin etrafının üzerine N defa sarılmış demek bu. Mesela deminki örnekte
değil mi? O hyperelliptic involution'a küren üzerinde o şey iki kere sarılmıştı. Bir kuzey yarım küresi, bir güney yarım küresi. Her ikisi de bir kere onu sarıyor. O zaman okay. Let R be the ramification divisor of F. Yani nedir o da? R. I take summation over all points where the ramification index of this function at that point is larger than one and then multiply by p. Değil mi? So if the ramification index is one at that point, those points are not counted. You just count the points where the ramification index is larger than one. Then the conclusion of the theorem, then degree of this ramification divisor is two times g plus n minus n times g prime minus one. Okay, genus of the curve C plus the degree and then minus n times g prime minus one. Okay. Let's see the proof. Proof bir tane meromorfik differential formun varlığını kabul edecek. Hani bir meromorfik differential form var diyelim diyeceğiz. Onun varlığını ispat etmedik. O bir sonraki chapter. Riemann-Roch'un sonucu olarak geliyor. Ona zamanımız yetmeyecek ama ben o teoremin state edilmesi için gerekli olan işte line bundle'dır, şudur budur onları falan yapacağım. State edeceğim ama ispatını yapmayacağız çünkü şey zamanımız yok yani. O en az bir ay alır. Okay. Proof. So we will make use of the yet unproven fact. Yani yapacaktık ama tabii yani TD ile de yapılıyor. Kitap cebirle yapıyor ama hani efendim? Öyle mi? Ha. Riemann surface. Meromorphic differential. So we will assume that there is a meromorphic differential on C prime. Okay. So let be a non-constant differential. Buraya bir yazınca K1 değil mi? Differential'lardı. K meromorphic functions. K1 is just meromorphic differentials. Okay. Now let's compute the pullback of this differential. Tarif ettiydik bunu. Yani işte geri çekiyorsunuz. Okay. Now represent f
locally as w equals z to the power nu and the differential as gw dw. Then we know that then f pullback of this is just you compose this function with f, so this is just f no g of f of z, because you know yes, f is given like this, and then the f z, but this is what f is just this gadget locally, so z to the power nu, and then d of z nu, and what is this gadget? Derivative of this is just nu comes down g z nu, and then z to the power nu minus 1 dz. So the pullback of the differential to the Riemann surface C is locally given by this expression. Okay. So the multiplicity of this differential at a point P is what? It is isterseniz şöyle yazayım. Öbür tahtada da gözüksün diye. Şimdi okay, so our pullback form is this: nu times g z nu z to the power 1 dz. Peki nedir bu? Then the multiplicity of this differential at the point P is what? Multiplicity of şöyle düşünelim. Multiplicity'si nedir bunun? Bir P noktasında yani aslında bu P noktası dediğimiz şey tabii hani şurada sıfıra gidiyor. Bu Q noktasına gidiyor. Burada sıfır sıfıra gidiyor. Buradaki map'te Z gider. Z üzeri nu. Pullback ettiğimde şu ifadenin değil mi? Z'nin hangi kuvvetiyle başladığını yazmam lazım. Yani bu şöyle bir şey. Z üzeri M çarpı H of Z olacak. H of 0 sıfır olmamak üzere. Bu nasıl olabilir? Şimdi bu G'nin multiplicity'si önemli. G W diyelim ki W küple başlıyorsa, ondan sonra 1 plus Z'ye gidiyorsa, o zaman buraya ben Z to the power nu yazdığım zaman W pardon Z to the power 3 nu olacak. Dolayısıyla da nedir? G'nin multiplicity'si ile bu şeyin multiplicity'si buradan çarpılacak. Bir de bu eklenecek. Dolayısıyla da o ifade şu. O ifade şu olacak. So it is just multiplicity of
Here this is multiplicity of f multiplicity of f times multiplicity of g plus multiplicity of f minus one. Okay, so multiplicity of f times multiplicity of g plus multiplicity of f minus one. Yani 3 çarpı v, isterseniz şunu şöyle yazayım. Bir örnek olarak example, diyelim ki our differential form w is just gw dw'ydu ve gw da w küp olsun. F de f of z de z to the power 5 olsun. O zaman şey nedir? Yani şu 3 sayısı bizim multiplicity of the differential form at the point f of p. 5 is the multiplicity of f at the point p. So, what is the pullback? Pullback is F star W is just G of F of Z and then F of D of F of Z. Bu da nedir? G F of Z Z üzeri 5'ti. Z üzeri 5'in üçüncü kuvveti. Bu da differential'da 5 tane Z üzeri 4 DZ. Dolayısıyla işte şu ikisini so you multiply these two and then add 4. So it is this expression. Okay. All right. So from this, the pullback of this gadget, şunu tabii bu yanlış bir ifade. Burada kastettiğim şey yok, bu doğru da. Ha, tamam, bunu yazdım zaten. Tamam. Tamam, doğru şeyi yazmışım. O zaman bu nesne ne olacak? So, if the multiplicities are this, then what is this gadget? So, it will be just P plus bir dakika, bu ne demek? Ha, şöyle diyeyim. Bu plus r olacak. Neden? Çünkü ama bir dakika ya, burada bir gariplik var. Bu
Ha, burada formun pullback'i değil. O divisor'ın pullback'ini kastediyor. Divisor'ın pullback'i bir dakika. Şimdi bu formun bir noktadaki şeyi order'ı bu. O zaman divisor nedir? Divisor bu order'ların şeyle toplamı, noktalarla toplamı. Ha, yani bunların her birinin önüne P koyacağım, değil mi? Şuraya P koyacağım, buraya P koyacağım. Bunlara P koyduğumda şunu elde ediyorum. Bunlara P koyup topladığımda da o da zaten R'dı. Tamam mı? Yani bu multiplicity'leri biliyorsam divisor nedir? Divisor bu multiplicity'lerin önüne P koyup toplayacağım. P koyduğumda yani şuraya P noktasını koyuyorum. Çarpı P diyorum. Çarpı P diyorum ve topluyorum. İsterseniz şu notasyon biraz kötü bir notasyon oldu. Şöyle yazayım şunu. Yani kastettiğim şey şu. F star the divisor. Bu divisor of the form. Okay? Bu nedir? Bu multiplicity'lerin her bir noktada şunu şey yapacağım. Ama bu nesne nedir? So this is equal to this gadget. Therefore this is just summation over p. And then you just take this number. P plus you take this number and multiply by p and add them up, right? Add them up. But this the sum of these expressions over p is just our so-called ramification divisor. And that gadget, so let me write here one more time. So the pullback of the divisor of this meromorphic differential is just P in C F P new F P P plus R. But this can be written like this. This can be written like this. F of P dediğimiz şey bir dakika. Şuna da eşit bu. Okey. Bu toplam yerine bunu yazabilirim. Neden? Neden onu yazabiliriz? P üzerinde toplam almak yerine
Q üzerinde toplamalıyorum. Her Q için P'lere bakıyorum. Bunları topluyorum. Ha tabii ki. Yani şöyle diyeyim. Şurada P noktası var. Şurada Q noktası var. C prime. C. P üzerinde bunları toplamak yerine P'deki buradaki bütün noktalar bir Q'nun inverse imajı. Dolayısıyla diyorum ki Q'ların inverse imajları üzerinden sayayım. Bir Q noktası aldım. Onun inverse imajına bakıyorum. Bu noktanın multiplicity'sine bakıyorum. Yani burada bunun önünde kaç tane var? O multiplicity'ye bakıyorum. Onun inverse imajındaki noktalar için bunları topluyorum ve şey yapıyorum. Evet. Yani şu f of q ya. Şurası sabit. Yani q'yu seçtikten sonra bu toplamda şu sayı hep sabit. O yüzden bunu bu lokal toplamın dışına alabiliyorum. Geriye sadece şu iki çarpanın toplamı kalıyor. Dolayısıyla bu çarpımı şöyle yazabilirim. Peki tamam. Ama bu da nedir? Bu da nedir? This is just equal to. O zaman so. F star of the pullback of this differential is just F inverse of evet, burada notasyonel bir benim notasyonum da kitabın notasyonu çakışıyor. Bir dakika, bundan kastettiğimiz ne? Ha yok, divisor'ın inverse imajına bakıyoruz. Bu divisor'ın inverse imajına bakıyoruz. Bu divisor neydi? New divisor'ı. New şeydi. Şuydu. Buna karşılık gelen divisor'da bunun zeroları ve pollarına bakıyordum. Onun inverse imajına bakıyoruz. Ha, şöyle. Burada açıklamışım zaten ya. Özür dilerim. Şöyle diyeyim. Where şundan kastettiğimiz şey şu. F inverse of şunu da böyle yazmam lazım. Bundan kastettiğimiz şey şu. Inverse of Q bu da
Şimdi bu divisor, bu meromorfik differential'ın divisor'ı buna eşit. Yani bunun her noktada, burada her noktada multiple şeyine bakın, order'ına bakın, noktalar üzerinde toplayın. Bunun inverse imajından kastettiğimiz şey bu noktaların inverse imajlarına bakın. O noktalar için bu katsayılarla çarpıp toplayın. Bunun anlamı da bu noktanın inverse imajındaki noktaları sayıyorsunuz ama multiplicity'lerle sayıyorsunuz. Tabii bunun inverse imajında yani bu Q noktasının inverse imajında diyelim ki 4 tane nokta olabilir ama buradaki map mesela Z gider Z gibidir. Birebirdir. Buradaki map Z gider Z kare gibidir. Buradaki map Z gider yine Z gibidir. Buradaki map Z gider Z üzeri 5 gibidir. O zaman buradaki bir noktanın inverse imajında aslında 1, 2 daha 3, 4 ve 9 tane nokta var. Yani onu hani bu şekilde sayıyoruz. Multiplicity'lerle. Yani şu nesnenin anlamı bu. Tamam. Ondan sonra da şunu yapacağız. Bunu isterseniz buraya da devam edeyim. Evet, burada devam etmek daha iyi olabilir. Hazır onu yazmışken. Şimdi öbür tahtaya geçmeyeyim. Yani bu aslında sadece bir notasyonel bir şey. Inverse ile yazmak işi. Niye öyle bir şey yapmış onu da çok anlamadım ama. Neyse. It follows'dan. Degree of F star nu is just şöyle yazayım aşağıya şunu. Then degree of F star nu is just so this is a divisor. This divisor is the sum of these two divisors. Degree of this is just degree of this divisor plus degree of this divisor. So it is just degree of F inverse of nu plus degree of R. Okay. From the Poincaré-Hopf formula. From the Poincaré-Hopf formula degree of F star this yani bu pullback formunun şeyini hesaplarsanız bir kompakt so this is a differential form meromorphic differential form on the Riemann surface C. So its degree is just minus the Euler characteristic of C. So it is just 2G minus 2. And degree of W. This is a Riemann W nereden çıktı? Şey new. This is a meromorphic differential on C prime, so it is minus the Euler characteristic of C prime, so it is just 2G prime minus 2.
Okay, then okay, degree of F inverse of this gadget is just 'summation over Q', şöyle yazayım. Then degree of this divisor is just summation over Q in C prime yani şurada yaptığım şey, bunun degree'si nedir? Degree of this is just you forget the point P and add these integers, right? So you just add these integers. You forget the point P. You have this. But you see that this is just degree of new yani degree of the divisor of this times degree of f pardon şu o şey bunu nasıl diyebiliyoruz? Ha, şöyle diyebiliriz. We know that this is a constant number, right? This is independent of the point P. So for each Q, you have this summation, but this is just a constant number. Therefore, I can just take it outside the summation as degree F. And then you just sum these gadgets, but this is just degree of the divisor. Aslında şunu şöyle yazmam lazım. Bu divisor is what? This divisor is just multiplicities of this differential form, orders of this differential form times Q. And what is the degree of this? You just forget this and take the sum of these integers. Okay? Yani şurada aslında bu toplamı böyle yazdıktan sonra şu ifadenin sabit olduğunu bildiğimiz için bunu toplamı dışına çıkartabiliyoruz. O zaman bu divisor'ın derecesiyle f'in derecesinin çarpımı haline geliyor. Son bir adım kaldı. Hence, okay, now let's come back here. Burada ne var elimde? Okay. All right. Degree of this is just onu söyledik zaten. Okay. We said degree of this is equal to degree of this plus r. Degree of this gadget is just 2g minus 2. 2g minus 2 is equal to
degree of this, and it is equal to, this degree is just the sum of the product of these degrees, and this degree is just degree of this divisor degreesi 2g prime minus 2 times degree f which is just n, değil mi? Onun derecesini ne almıştık? N plus degree of r. Okay. So the proof finishes. Yani buradaki kritik şeylerden birisi bu toplam içinde, değil mi? Kritik şey şu. Bu C üzerinde bir toplam, C'nin noktalar üzerinde. Bunu ilk önce Q'nun üzerine aldık. O zaman şöyle bir ifade elde ettik. O ifadeyi de şu şekilde yazdıktan sonra diyoruz ki bu ifade her zaman f'in degrisi, başka bir şey değil. Yani o sabit Poincaré-Hopf teoreminden dolayı o degree f, onu da dışarı çıkartınca şey bitiyor. Şeyi söyleyeyim, bunun özel bir hali. Zamanımız var mı? Varmış, birkaç dakika. Özel bir hali şu. Bir iki tane örnek yapayım aslında. Ya da şey diyeyim. Tamam. So, corollary. If for f c to c prime, the ramification r is zero, bu yani şey demek, un-topological covering, hiç ramification yok. In other words, f from c to c prime is an honest topological covering. Then two g c minus 2 is just n times 2g c prime minus 2. Ya da hani eksiyle çarparsanız Euler karakteristik of c is just degree f times the Euler karakteristik c prime. In other words, the Euler karakteristik is multiplicative. If you have an honest covering, no ramification. Yani o da ne demek? Her noktanın üzerinde işte degree n tane nokta var. Ama her noktada mapiniz z gider z. Local homeomorphism. Tamam mı? Bunun anlamı şu. Around each point you have degree f, which is n points. Around all these points, your map is just Z is mapped to Z. Okay? This is an honest covering. And in that case, you just multiply the Euler characteristics. Okay?
Okay, let me do examples next time. Next time I'll do several examples.